falan. Yani... Babası vefat edince dedesi nüfusunu aldı. Yıllar sonra halasının kızıyla da evlenince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü yol arkadaşı resmiyette yeğeni olarak görünüyor. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak mahallesinde yaşayan 29 yaşındaki Erdal Görgün, babasını kaybedince dedesi okula gidebilmesi için nüfusunu aldı. Erdal Görgün yıllar sonra halasının kızıyla evlenince hayatı kabusa döndü. İki çocuk babası olan Görgün ne eşiyle resmi nikah yapabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyor. Birisi 2 yaşında, diğeri ise yeni doğan ve hastanede tedavi gören çocuklarına kimlik çıkaramayan Görgün ailesi çocuklarının kimliği olmadığı için tedavi işlemlerine devam edemiyor. Resmi nikahları olmadığı için birçok sıkıntı yaşadıklarını belirten aile, çocuklarının kendileriyle aynı sorunları yaşamasını istemiyor. 7 yaşında babamı kaybettim ve o sırada dedemle nenem ortada kalmamam için ve okula gidip gelmem için kimliğe başvurdular ve kendilerinin üzerine kaydettiler. Ve zaman içerisinde bu netice içerisinde artık evlenme çağım geldi. Evlenmeyi istedim. Ve evlendim. Kız da halamın kızı olduğu için halamın kızı kendisini eşim olarak nikaha başvurmak istedim. Resmi nikahta ise yeğenin oğlu olarak gözüktüğünü söylediler ve mahkemeye başvurdum. Bu mahkeme neticesinde bütün deliller toplanarak kemik testi, kan testi falan yapılarak kriminal laboratuvara gönderildi Ankara'ya. Ankara'dan geri gelen netice hep dosyamın bekletilmesi ve bir an önce dosyamın kararını verilip ve çocuklarımın sağlığının tedavisini ilerletmek için kimliğe başvuramıyorum. İleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Abdülhamit Gül Adalet Bakanımız kendilerine yardımlarını bekliyorum. Bir tane çocuğum şu anda rahatsız, öbürü de hastanede yatıyor. Ve hastanede çocuğumun gidip göremiyorum. Gittiğim, karşılaştığım netice ise kendileri de benden kimliği istemeleri ve çocuğumun sağlık durumunu takip edemiyorum bu durumda. Çocuklarımızın bizim yaşadığımız hayatı kendilerinin yaşamasını istemiyoruz. Çocuklarımın ilerideki sağlık olsun ve okul olsun. Yani cahil kalmamaları için kimliklerinin bir an önce dosyamın ve neticenin verilmesini bekliyorum. Çocukların ismini de koydunuz abi. Şu anki erkek oğlumun adı Halil Berkay ve diğer kızım şu anda kendisinin ismini koymadım. Niye diyecekler? Yani kendisinin resmiyette yeni belirtisi olmadıktan sonra ismi koymanın bir anlamı yoktu. Yani resmi olarak gözükmüyor yani çocuklarım.